Kanal Fırat ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Elazığ tanıtım günleriyle bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Bugün tarih 29 Ekim 2024. Bundan tam 101 yıl önce bugün Cumhuriyetimiz ilan edildi. Bizler de bu vesileyle tekrar tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamış olalım. Bu ülkede hep birlikte kardeşlik içerisinde çok çok uzun yıllar sonsuza kadar yaşamayı bizlere nasip etsin Allah. Yine çok kıymetli konuğumuz Evren Sesli bizlerle birlikte. Kapalı Çarşı Dernek Başkan Yardımcısı Evren Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizde böyle bir şey gördüm. Bursa'nın yorgunluğu atılmış. Yeni günlere hazırlık. Evet. Ama o yorgunluk mesela geçen programa geldiğinizde daha bir yorgunluk vardı. Çünkü bitirdim Balıkesir'i. Hemen Elazığ'a inip, geldiniz, tabii, programı aldık. Sonrasında işte tabii, Bursa günleri oldu. Sabah hemen tekrar tırı yükledik. Bursa'ya doğru hareket ettik. Makas çok dardı aradaki. Evet, o aralıkta öyleydi. Şimdi bugün biraz Bursa'yı konuşacağız. Bursa'da neler yaşandı, nasıl bir ortam vardı? İzleyicilerimiz biliyordur ama şu anda ilk defa haberi olanlar için biz o görüntüler var. Birazdan VTR hazır olduğunda onları da izleteceğiz. Sonrasında Kocaeli'yi konuşacağız. Kısmen de Ankara'yı konuşacağız. Bu programımızı da bu şekilde yapmış olacağız. Evet. Evren abi, şimdi Bursa tanıtım günleri. Yani güzel bir atmosferdi. 3 gün, 4 gün biz orada, evet, çok güzel bir ortama, hı-hı, bizler de şahitlik ettik. Evet. Konuklar vardı, misafirler vardı. Elazığ'ın sanatçıları vardı. Tekin Bulut, Aslan Nedim Demirbağ. Evet. Onlar bizlere yine eşlik ettiler. Hı-hı. O güzel türkülerini söylediler. Eşlik ettiler. Oradaki insanlar da Elazığ müziğini tekrar orada yaşadı. Çünkü orada yine Elazığlı olup da orada yaşayan müzisyenler vardı. Kıymetli Mustafa ve ekibi, yine onlara da selam, evet, göndermiş olalım. İşte klarnet, davul, değil mi? Bunlar, tabii, orada Elazığlılara Elazığ'ı yaşattı. Biz röportajlarda hep şunu duyduk. Kendimizi Kapalı Çarşı'da hissediyoruz dediler. Onu şimdi arkadaşlarımız içeriden uyardılar. Galiba VTR'miz hazırmış. Şöyle Bursa'yı bir hatırlayalım. Sonrasında burada olacağız. Bir yere ayrılmayın lütfen. Evet. Yazık olan, yazık şu genç ömrüme, bilmem şu fenlerin bana çevreyi. Yar sen benim olsan ne olur? Gel bakalım minik. Gel. Gel babaya bir destek ver. Abi sen de buna bir destek verirsin. Heh, sen de buna bir destek ver abi. Hadi.
Ya bu garibimin de burada ne sesi sen? Geldi vallahi geldi. Ne sesi çıktı? Ne ettin? Yok. E niye bitmiyor o zaman? Beni yedin ha, bitirdin beni. Hadi ha. Seni destekliyorum ha. Nereye koysun? Abi ben yeğe görmüyor musun? Ne olmuş o? Evet, evet kamyoncu dayım son düzlüğe girdi. Yavaş dökme, Karaçalı o. Yo. Bu şimdi yarışmadan sonra der dişlerimi de yaptırın. Evet, madenli mi, mornikli kamyoncu dayı mı? Evet, evet, evet. Çok tecrübeli. Ağzını da gösterdi. Günlerdir burada yarışmanın içinde ya. Yarın da mikrofonu alır benden. E hadi kalk, hele bir kalk, bir şampiyonu bir görelim. Allah 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 Allah. Hakikaten güzel bir Elazığlı. Elazığlıları böyle bazen değerlendirdiğim zaman ilk saatlerde gelip günlerce ayrılmayan Elazığlılar var. Hani biraz ağır mı olacak? Olmaz ama ben onlara tabii bir üst tabakadan bakıyorum. Diyorum ki bunlar hakiki Elazığlılar. Gitmiyor ya adam burada ya. Burada yatacak ya neredeyse. Vallahi sağ ol. Bizi yalnız bırakmadınız. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Götürdün malı. Hı? Boş. Edeceksin tabii. Boşluğunuzu ala ala gitti adam. Yavaş yavaş götürdü. Tabii yavaş yavaş. Hızlı girersen olmaz. Teklersin ya. Yavaş. Sakin. Evet alkışlayalım efendim. Gelsin. Sağ olsun. Bak Balcı Hasan yanında. Tut Balcı Hasan'ı kaçmasın. Hadi. Gir kolun abi. Gir. Ha. Gir kolu. Hadi gidin. Onu nereye götürsün? Bak ha. Ya böyle. Gördün. Onu da götürdü. Efendim merhabalar. Kanal Fırat ekranlarından tekrardan mutlu akşamlar diliyoruz. Artık saatlerimiz ilerlemeye başladı. 6'yı gösteriyor saatlerimiz. Bizler Bursa Osman Gazi Merinos Çarşamba Pazar alanında Elazığ tanıtım günlerinde 3. günü de geride bırakmak üzereyiz. Artık son 2 gün içerisinde yani bugün ve yarın akşam saatlerinde artık buradaki organizasyon bitmiş olacak. Bizler de bu heyecanı, buradaki atmosferi, ortamı elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce Kanal Fırat ekranlarından sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Kısaca bir hatırlayalım. Fuarın genel şeyinden bahsetmek istiyorum. Fuar Cuma günü açılış gerçekleştirildi. Elazığ'dan firmalar Bursa'ya tırlar eşliğinde, büyük kamyonlar eşliğinde malzemelerini getirdiler. Burada Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde çarşamba pazar alanı var. Merinos'ta bulunuyor. Böyle kapalı bir alan. Burada Elazığ yöresinden getirilmiş ürünler, yöresel ürünler tezgahlara koyuldu. Cuma günü start verildi. Bursa'da yaşayan Elazığlılar, Bursa'da yaşayan Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelmiş vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz, insanlarımız bu noktaya gelerek gezme fırsatı buldular. Yani peynirler var burada, vatandaşlar gelip peynirleri alabiliyorlar, tadabiliyorlar. İncir kurusu yine aynı şekilde var. Pekmezler var burada. Tabii ki bu alan, bunların hazırlanma süreci uzun bir yolculuğun ardından bunlar gerçekleşti. Bizler şöyle devam edelim. Evet, burada da yine Beypazarı. Şimdi bu standı bir daha göstermek istiyorum. Burada da Beypazarı. Ankara'nın Beypazarı ilçesinden. Burada da çaylar demleniyor. Bak kaç tane demlik var abi? 4 tane demliğimiz var. 4 demlik yetiyor mu peki? Yani. Yettirmeye çalış. Yetmiyor. İşimiz çok yani. Sürekli bir su takviyesi. Takviyesi var. Şimdi ortalama kaç çay gidiyordur?
3000 adet gidiyor. 3000 adet. Elazığ'da üretilen %100 pancar şekerli gazozlarımız var. Sade var, vişne var, mandalina var. Sade, vişne ve mandalina aromalı gazoz. Aynen Elazığ öyle. Aynen Elazığ özgü. Elazığ üretiliyor. Tabii Elazığ'da üretiliyor. Tatlıyoruz, onlar da tadıyorlar. Özleyenler var. Beğeniyorlar mı peki, nasıl? Beğeniyorlar. Dönüş güzel mi yani? Güzel gidiyor. 4-5 tane, 10 tane bir koli alan bile olabilir. Sen günde kaç tane içiyorsun, onu söyle. Yani günde bazen fırsat olun bir iki defa, iki tane falan içebiliyorum. İki tane içiyorsun. Bugün 1000 tane gitmiş midir? Yok yok, 1000 tane değil. 200-300 tane satmışız 200. Yani. 200-300 tane satmışız yani. Yarın son gün, onu da hatırlayalım. Evet tabii, yarın da son günümüz zaten. Tatili de olan arkadaşlar buyursun gelsinler. Yine buradayız yani, fuardayız. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ettim size de. Sağ olun. Amcama çok selamlar. Az önce Orhan amca galiba izlemiyordu. Şimdi izlemiyordu, izliyor, şimdi diye izliyor. Aradık. Tekrar selamımızı evet. Göndermiş olduk Orhan amca. Buradan anneanneme, dedeme ve eşine çok selam gönderiyorum. Az önce sorduğumda kimse aklıma gelmedi mi? Yoksa evet. Heyecan vardı. Öyle. Evet. Şimdi baktın herkes selam yolluyor. Anneannene, dedene. Bir de kuzenim eşine. Bir de kuzenine. Onlara selam yolluyorsun. Peki bizler de aynı şekilde onlara selam yollamış olalım. Bayağı iyi. Bayağı. Evet, insanlar köfteyi özlemiş. Zaten kaliteli bir şekilde. Lahmacunu, ekmeği hamurlan açılıyor, lahmacun çıkarılıyor, patile çıkarılıyor. Onu da her tat çok güzel, bambaşka yani Elazığ'da. Çok seviyoruz Elazığ'ı. Tabii önemli olan onların da mutlu ayrılmaları. Bunun için de satışlarının iyi olması lazım. Umarım olmuştur. Bizim dışarıdan gördüğümüz kadarıyla güzel bir şeyler oldu. Hem burada yaşayan insanlarımız mutlu oldu, alışveriş yaptılar, ihtiyaçlarını giderdiler. İnşallah onlar da getirdiklerini, çektikleri sıkıntılara değer şekilde satmışlardır. Yiyenin ağzından kaçırdı abi, yoksa biz kesinlikle bilmiyorduk yani. Bugün sen bitirmişsin abi. Evet, bitti. Bugün tabii ki dedim ya, gün be gün artıyor. Bugün daha çok geldiler. Şimdi bugün ne kadar yapmıştın, dolu muydu? Bugünkü dünkünden daha fazlaydı, evet. Hepsi bitti. 5 parti yoğurdum. Allah'ın izniyle bu son kaldı. Keşke biraz daha fazla yapsaydık. Bereketine gelmiş Bursa. O zaman şöyle, ne kadarlık kaldı? Yani yarım saat? Yani bir yarım saat sürer sürmez. Yarım saat içinde biter. Yarım saat içinde bu köfte bitiyor. Köfte alanlar gelip bunları alacaklar. Şunlar hem... Bunlar sipariş. Tabii hem köfteyle beraber, çiğ köfteyle beraber yiyorlar. Tadını beğendiler, yoğurmayı beğendiler. Evet, Bursa böyle geçti. Dolu dolu geçti. Oraya gelen misafirlerin hepsi Elazığ hasretini yaşayan insanlardı. Sadece Elazığlılar değil, Elazığ dışından gelenler de vardı. Yani memleketi Elazığ olmayıp Bursa'da yaşayanlar da oraya yine aynı teveccühü gösterdiler. Yoğun bir katılım oldu. Bunların hepsini konuşacağız. Şimdi hattımızda çok önemli bir isim var. İbrahim Karaçin, Bursa Elazığlılar Dernek Başkanı. Başkanım merhabalar. Merhaba, hayırlı akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Sizler de bize orada çok iyi bir misafirperverlik sergilediniz. Biz sizlere çok çok teşekkür edelim konuşmamızın başında. Eyvallah. Şimdi VTR'mizi izledik, akabinde de o günleri şöyle bir sizden de değerlendirme alabilirsek. Tabii Bursa Derneği olarak 15.sini düzenlemiş olduk. Sizinle birlikte 3. düzenlemiş olduk. Evet. Her geçen gün biraz daha düzenli ve katılımlı oluyor. Bu da bizi tabii mutlu ediyor. Bu sene de geçen yıllara rağmen çok daha güzel oldu. Belki de hava şartlarının çok güzel olmasının da etkisi oldu. Evet. Katılım güzeldi. Zannediyorum son günde gelen arkadaşlardan, esnaf kardeşlerimizle görüştüğümüzde satışlarının da güzel olduğunu, iki taraflı da güzel olunca tabii bizler çok daha mutlu oluyoruz. Evet. Özellikle Bursa Elazığ milletvekilimiz Gürsel Arun'un katılması, Bursa Osman Gazi Belediye Başkanımızın katılım sağlaması, Yıldırım Belediye Başkanımızın katılım sağlaması bu sene biraz daha iyi oldu, daha güzel oldu. İstediğimize ulaştık diye düşünüyorum.
Tabii ki biz çarşamba günü dernekte yönetim kurulu toplantısı yapacağız. Evet. Bu toplantıda da eksiğimiz kaldı mı, var mıydı, şunu da yapsaydık daha güzel olur muydu, onu değerlendireceğiz. Her geçen yıl biraz daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyon yapıp Bursa'daki ve civar illerdeki hemşerilerimize Elazığ'ı yaşattığınız için inşallah önümüzdeki yıllarda çok daha güzel katılımlarla güzel şeyler yaparız diye düşünüyorum. Bizler de size çok teşekkür ediyoruz başkanım. Başkanım. Hakikaten başkanım orada çok bizimle ilgilendi, gelen evet. ekiple ilgilendi. Sağ olsun. Ve sürekli sahadaydınız biz yayın öncesinde. Evet. Yani Bursa tanıtım evet. günlerinden önce de yine canlı yayında sizinle konuştuğumuzda yine aynı şeyleri konuşmuştuk. Hakikaten siz Elazığlıları orada temsil ettiğiniz için belki biraz daha böyle havayı daha iyi teneffüs edebildiniz. Ama o süreç içerisinde orada bulunmanız, sürekli insanlarla diyalog halinde olmanız ve sonrasındaki o dönüşü bizlerle de orada paylaştınız ya, işte inşallah insanlar mutlu olmuştur ki bundan sonra tabii yaptıklarımızda tabii. da aynı şekilde olsun ümidi vardı. Biz de çok teşekkür ediyoruz başkanım. Evren abi var mı başkanımıza yani, sormak istediğin? Şimdi evet şimdi evet. Tabii ki 4 gün boyunca sahadaydık. Sahada olursak bir sonrakini daha güzel yapma şansımız oluyor. Evet. Sahada sadece orada bulunmak için orada değildik. Esnafla sık sık temas kurduk. Gelen insanlarımıza nasıl bulduklarını sorduk. Şöyle de olsaydı diyenlerin hemen notunu aldık. Yani herkes, orada yönetimde olan arkadaşlarımızın tamamı, herkes gördükleri eksikliği veya gelenlerin taleplerini, notlarını aldılar. Bunlar bizim için bir rehber oluyor, kılavuz oluyor. Önümüzdeki dönemde daha güzelini yapma açısından bu notlar bizim için çok önemli dokümanlar oluyor. Bu açıdan da çok faydası oldu orada bulunmanın. Evet. Tabii ki neticede Elazığ'ı tanıtan bir program yapıyoruz. Gelenleri en güzel şekliyle karşılayıp Elazığ'ı en güzel şekliyle temsil etmek için elimizden gelen gayreti gösterdik. İnşallah hem gelenler hem esnaf kardeşlerimiz memnun ayrılmışlardır. Biz elimizden geldiği kadar yapmaya gayret ettik. Evet. Emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. Özellikle teşekkür Bursa'dan canlı yayın yapan Elazığ'ımızın Güzide kanalına da ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun. Neticede bizim sesimiz oldu. Buradaki hemşerilerimizin sesi oldu. Evet. İnsanları mutlu oldu. Daha güzel günlerde birlikte olmak dileğiyle diyorum inşallah. Çok teşekkürler. Buradan da öncelikle Elazığ'daki hemşerilerimize saygılar, sevgiler sunuyorum. Herkese çok sağ olun. Akşamlar diliyorum. Çok sağ olun başkanım. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Kıymetli izleyenler, Bursa Elazığlılar Dernek Başkanı İbrahim Karaçin'di. Telefon bağlantısı yaptık. Kendisi o günleri kısaca özetledi. Gerçekten bizleri çok güzel ağırladılar. Ben çok 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 teşekkür ediyorum. Hem kendi adıma hem kurumumuz adına. Evren abi. Evet. Başkan Bey'i duyduk. Güzel şeyler yaptık. Yani dediği gibi İbrahim Bey'in bu sene 3. senemizdi onlarla. Evet. İki ortak derneğin gücünün birleşmesiyle güzel bir iş çıktı yine bu sene. Memnun ayrıldık sahadan. Her şey yolundaydı. Kendisine ve yönetimine çok teşekkür ederiz. Seneye bakalım. Devam edeceğiz. Çünkü orası geleneksel. Oturdu artık. Yani mekan olarak da oturmuş vaziyette. Bazı şeyler hani böyle artık alışıyorsun. İşte her aynı noktaya hep gittiğimiz için 3. sene daha hızlı oluyor bazı şeyler. Daha da pratik hale geliyor. Yani ilk gittiğin lokasyona biraz zorlanıyorsun. Yani inanır mısın, tırı bile bazen içeri sokmak mesele oluyor. Değil mi? Tabii, öyle de bir tabii şey var, saatlerimizi handikap. Alıyor. Ama alıştık çoğu yere. Sanki kendi evimizdeymişiz gibi hareket ediyoruz artık. Güzel oldu. Dönüşler nasıl oldu? Mesela şimdi sizi arayıp da ya işte Evren Bey, yani bu böyleydi, bu çok hoşumuza gitti. Bunun gelmesi bizi çok mutlu Hı-hı. etti. Çünkü bildiğim kadarıyla işte ekmek, ya biber. Biber değil mi? Onu orada da çok konuştuk. Yani. Biber
O zaten şey, Elazığlıların vazgeçilmez yani bir şey. İlk defa yaşadım. Ben de bir ilki yaşadım. Denk de geldi Bursa'ya. Nasıl bu sene Nisan ayı mıydı? Nisan'ın sonuydu galiba. Ankara'ya ilk defa tarihinde ışkın nasip olmuştu. Bir fuarımızda ilk defa ışkın nasip oldu bir şehire. O da Ankara'ya nasip oldu. Burada da biber közlettik. Denk geldi. Güzel oldu. İnsanlar kahvaltılarını orada yaptılar sabahın ilk saatlerinde. Tırnak ekmekleriyle. Güzel oldu. Keyifliydi. Keyifliydi. Yoğundu, evet. O bir ara sanki işte bir ikram sabahları edildi. Hı-hı. Sonrasında hatta ben şeyi hatırlıyorum. Biber artık bitme noktasındaydı. Böyle bir, hı-hı, yani en çok talebin olduğu aslında biber diyebilir miyiz fuarda? Evet. Hani Elazığ biberi ama öyle özel oldu, olarak, evet, değil çünkü mi? İlk defa gitmişti o şehire. Bir özlem de vardı. Yani cumartesi miydi neydi galiba ya? Tabii cumartesiydi, bitti komple zaten, evet, biber. Evet. Şeyi soracağım peki. Şimdi Balıkesir'de peynirli ekmeğe dediniz ya, bir şey olmadı böyle bir. Tabii. Ama Bursa'da, evet, yani ben gözlemlediğim kadarıyla, hı-hı, her gün çıkıyordu, defalarca çıkıyordu. Ve Elazığ'ın yoğun olduğu yerde peynirli ekmek her zaman rağbet görüyor. Yani Elazığ'ın nüfusu ne kadar orada fazla yaşıyor, ikamet ediyorsa bunu peynirli ekmekten anlarsınız sahada çok fazla Elazığlı olduğunu. Balıkesir yani böyle çok tatlı mı sevmedi, yani badem şekerinde bile Balıkesir kastı. Evet. Ya tabii ilk de aslında Balıkesir, ama seneye ben Balıkesir'in bir Bursa gibi kuvvetlenerek gideceğini düşünüyorum. Zaten belli de etti pazar kendisini. Evet, o gün belli etti. Şimdi Bursa'dan sonra... Vallahi işler karışık. Şimdi İstanbul hususunda iki isimden, hatta üç isimden ricada bulunduk ve temastalar. Dün belediye başkanımız Şahin Bey ile görüştüm. Kendisi yarın Kağıthane Belediye Başkanımızla görüşecek. Milletvekilimiz Erol Bey de devrede sağ olsun. Gürsel Bey de başka bir lokasyon için devreye girecek. Ama şu anda hedefimiz önce bir İstanbul'u çözmek. Çünkü yerler de dolu. Asıl problemimiz bu. Yani Sivas gibi, Antep gibi iller ne yazık ki doldurmuşlar şu an gideceğimiz yerleri. Boşluk bulmaya çalışıyoruz. Üzerinde duruyoruz şu anda. Yani ufak bir boşluk oldu ve hemen anında kapacağız. Hiç kurtuluşu yok. Şimdi ayın ortasında henüz protokolünü yapmadık. Bu birkaç gün içerisinde bitiririz inşallah. Ankara'da olacağız. Ankara'nın hemen akabinden Kocaeli'ye geçiyoruz. Peş peşe olacak bu iki şehir. Evet. Yani Ankara Kocaeli hattını, çünkü İstanbul'da hani biz İstanbul'a çıkıyoruz bile desek şu anda benim gördüğüm bir aydan önce çıkmamız mümkün olmayacak. Çünkü 3-4 hafta boyunca hep dolu. Kastamonu var, Bitlis var, Urfalılar var. Yani yerler dolu şu yani anda. Yani bir de İstanbul'un şöyle bir şey yapısı olduğu için şimdi mesela hani işte Ankara, İzmir, Bursa'da da tabii ki farklı, hı-hı, illerden insanlar var ama İstanbul'un o kozmopolit yapısı var ya, yani, evet, bütün şehirlerden çok fazla insan olduğu için, evet, ve işte bu son zamanlarda da çok hani gidiş gelişler belki çok fazla olmadığından, hı-hı, mütevellit. Bu sefer şimdi 81 ilden İstanbul hariç çıkarırsak 80 vilayetten orada bir şekilde bir biz de varız diye tanıtım günleri yapan firmalar var. Mesela Bursa'da belki 80, geri kalan 80 ilden çok bir talep olmayabilir. Ya çünkü İstanbul büyük kadar bir pazar, evet, evet. İstanbul, ama İstanbul büyük bir pazar. Büyük bir şehir. Hem çok da nüfus olduğu için, evet, orada biraz daha rekabet aslında işin içerisinde. Ya bir de mesleki olarak bu işi yapan fuar şirketleri var. Bunlar sağ olsun hiçbir yeri bırakmıyorlar ki, adamlar her yeri almışlar maşallah. Hiç boşluk bırakmıyorlar. Yani biraz da rant olan bir şehir. İşte ne yazık ki böyle şeye kaldı, sona kaldı. Evet. Ama ben kopartacağımıza inanıyorum. Dün belediye başkanımızın olaya el atması, diğer siyasilerimizin olaya el atması tabii bizi daha kuvvetli hale getirdi. Ya sonuçlanacağını 2-3 gün içerisinde, zaten salı günü geçiyorum İstanbul'a. Randevumuz var orada, salı gününe verdiler.
Salı günü geçip artık daha masada bakalım. Savaşacağız. Masada mıyız diyorlar masada. Ya. Masadayız. Yani ne yapıp edip almaya çalışacağız. Ama tabii uygun görmeleri lazım. Yani tamam biz savaşacağız, ricada bulunacağız. İşin peşini bırakmayacağız. Salı günü inşallah İstanbul'dayım. Hemen dönüp Ankara'nın hazırlıklarını başlatacağız. Hemen Ankara'dan da Elazığ'a dönmeden direkt Kocaeli'ne. Kocaeli de ilk. Oradan direkt Kocaeli'ye mi gideceksiniz? Ya planım o. Çok hani eğer bir noktada ürünlerimiz eksik kalırsa ki kalacaktır. Tekrar bir takviye tırımız çıkar buradan. Ama dönmeden Balıkesir, Bursa mantığıyla devam edeceğiz. Çünkü zaman daraldı. Niçin zaman daraldı Tavha? Çünkü Çorlu'ya girme niyetimiz var Tekirdağ'a. Evet. Aydın var. Konya'ya gireceğiz. Akabinden buraları yılbaşına kadar bitirmemiz gerekiyor ki Karakoçan Federasyonumuzda bir yetkinliğimiz var. Evet. Yine İstanbul'da olacak. Hemen buraları bitirip yılbaşına kadar yılbaşından sonra bu kez sıcak denizlere ineceğiz. Sıcak, öyle mi derler? Akdeniz'e aynen. ineceğiz. Aşağı Akdeniz'e de indikten sonra Antalya, Mersin, Adana o hattı bitirip zaten Ramazan gelmiş oluyor. Ondan evet, sonrasında Ramazan ayı gelmiş oluyor. Kapatıyoruz sezonu. Yani bu süreç tabii ki birazcık şey olabilir. Hı hı. Efendim şimdi hattımızda madem Kocaeli'yi söyledik. Evet. Kocaeli Elazığlılar Dernek Başkanımız var. Kubilay Kılıç değil mi? Evet. Başkanım merhabalar. Merhabalar, iyi akşamlar Talha Bey. İyi akşamlar diliyoruz. Şimdi Evren Bey ile birlikteyiz. Bir Kocaeli süreci var galiba. Neler söylersiniz? Valla bekliyoruz. İnşallah iyi geçecek. Tahminim 20, 21, 22, 23, 24 Kasım gibi beklenen bir tarih. Uygun görürlerse evet. Çalışmalar, görüşmelerimiz var. Yani heyecanla bekliyoruz. Elazığ'ımızın kültürünün yaşatılması açısından iyi bir etkinlik olacak. Evet. Evren Bey daha önceden gelmişti. Görüşmeler yapmıştık ama geçen yıl nasip olmamıştı. İnşallah bu yıl güzel bir etkinlik olacak. Evet, şimdi başkanım, şimdi Kocaeli Bursa'ya aslında birazcık yakın. Yani geçtiğimiz hafta Bursa'ya... Evet, Yalova, Bursa'ya. Değil mi? O hat üzerinden gelen hiç Elazığlılar olmuş mu? Size böyle bir şey oldu mu? Yani biz gittik Bursa'ya. Yalova belki gelmiş ise gelmiştir. Tabii Yalova, bizim Kütahya. Bu taraftaki amaç Adapazarı, İstanbul'un evet. Anadolu yakası tarafı. Burada daha yoğunlukta, Gölcük, Karamürsel tabii. Çünkü ben bir vatandaşla röportaj yaptığımda Kocaeli'den geldik diye öyle mi? Bir denk şey geldi mi? Denk olabilir. Gelmiştik. Tabii, tabii. İlla ki olmuştur. Ya, Anadolu yakasından gelenler evet. oldu baktığın zaman. Olmuştur. Peki Kocaeli'de şu anda mesela Elazığ günleri başkanım yapılsın, biz artık memleket hasretini bitirelim diyenler, işte Bursa'da bak şöyle yapmışlar başkanım, biz de aynısını istiyoruz tarzında bir şey var mı? Kale. Tabii, tabii ki var. Biz geçmişte kendi çapımızda bu tür etkinlikler yapıyorduk ama bu kadar büyüklükte değildi. Evet. İlla ki bir hasret var tabii ki. Talep çok. İnşallah iyi bir etkinlik olacak. İyi bir etkinlik olacak. Evet. Evren Bey'le zaten bu konuda gerekli istişareleri yapıyorsunuz. Tabii tabii. Tabii. İlk evet, defa evet. gideceğimiz bir şehir. Ya ilkler her zaman sürprizdir. Yani ya çok kuvvetli geçer. İkinci seçenek sönük geçer mi kelimesini hiç kullanmak istemiyorum. Çünkü biz ciddi çalışıyoruz. Büyük bir efor sarf ediyoruz. Evet. Reklamlarımız kuvvetli, ekibimiz kuvvetli. Yani derneğimizle de ilk defa böyle bir çalışma içerisine gireceğiz. Yani Kocaeli bugün baktığın zaman bir Bursa gibi, İzmir gibi, Antalya gibi neden geleneksel olmasın ki? Olabilir. Evet. Yani temennimiz bu yönde. Çalışacağız. Kubilay Başkanım da hakikaten güzel bir insan. Bakalım güzel bir süreç geçireceğimize inanıyorum. Bu arada sevgili Talha, fuar tarihimizde ilk defa yer olarak bir otelin önünde fuar yapacağız. Evet, bu da büyük olmuş. Kocaeli oluyor. Nasıl Kocaeli? Yani otel direkt şeyde mi, yaptığınız etkinliğe yakın bir yerde mi olacak? Direkt önünde derken? Direkt otelin alanı, yani arazisi yüz ölçümü olarak geniş bir alan değil mi başkanım? Evet, tabii İzmit geniş... Gölcük yolu üzerinde evet. geniş bir otopark alanı mevcut. Orada hı-hı. düşünülüyor bakalım. O zaman ulaşım da kolay olacak. Yani ya, ulaşım da kolay. Şeyler... Otelde hemen hemen
Mersin nereden çıktı ya? İzmit'te, Kocaeli'de herkesin bildiği bir otel. Evet. Bilinen bir otel. Bu da işimizi kolaylaştıracak. Yani akşam otelde strateji, sabah hemen çalış, bizim için de kolay olacak. Evet, tabii ki daha kolay olacak. Ulaşım derdi en azından aradan çıkarılmış olacak. Başkanım şeyi de sormak istiyorum. Mesela şimdi orada yaşayan Elazığlılardan, ya işte başkanım etkinlik geliyor, biz çok mutluyuz. İşte mesela Bursa'da biber, Elazığ biberi getirilmişti. Şimdi bu tarz şeyler var mı ya? İşte biz şunu kalırsa özledik, götüreceğiz. İşte orcik gelsin, biber gelsin. Kalmıştır. Kaldı mı bilmiyoruz Evren Bey. Yani biber özlemi var tabii ki. Var değil mi orada da? Dün zaten... Peynirli ekmek özlemi var tabii ki. Yani bütün ürünleri burada hasret tabii. Taratılması yani. Tabii ki. Evet. Yani sonuna gelmiş şu anda gördüğüm kadarıyla biber. Burada kaç gün var? 20 gün bir süre var. Bilemiyorum ya. Havalar da serinledi artık. Çünkü... ürünleri etkiliyor ister istemez ama evet, üzüm mutlaka gidecektir. Üzüm gidecek. Tabii üzüm Elazığ, mutlaka gider. Üzüm yetişir çünkü ama bibere söz vermiyoruz. Bakalım kalırsa eğer mutlaka kalırsa, götüreceğiz. Tabii olursa, tabii mutlaka götüreceğiz. Gelmiş olacak başkanım. Tabii. Öyle demiş olalım. Buradan İnşallah. Da Kocaeli'den bizleri izleyen. Evet, Kocaeli'de bizleri izleyen bütün biz, konuklarımıza, misafirlerimize, vatandaşlarımıza da bunu duyurmuş olalım. Başkanım var mı son olarak eklemek istediğiniz bir şey? Teşekkür ediyorum. Mutlu bayramlar diliyorum. Çok Allah birliğimizi, dirliğimizi ilelebet yaşatsın inşallah. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sizlere saygılar sunuyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Sağ olun. Yani Talha, şimdi şurada aslında tarih aşağı yukarı o tarihler olur da hani 21, 22, 23, 24 fakat şöyle bir şey de var. Şimdi Salı günü eğer İstanbul'da masadan farklı kalkarsam peş peşe bağlama durumumuz da söz konusu olabilir. Şimdi Kocaeli'nin böyle tam tarihini açıkçası yayınlamadık henüz de. Evet. Bakarsın 3 gün 5 gün oynamaya... Olması muhtemel tarihler bunlar değil mi? Tabii yapacağız. Yani bu iş Kasım ayında Kocaeli'de olacak. Ha 3 gün önce olur, 5 gün sonra olur. Ama yani Aralık ayına sarkmayacak kesinlikle. Çünkü hani planım o yönde. 3 gün ileri gider, 3 gün geri gider. Bakacağız çünkü şu Ankara'yı da bir yarın bitirelim bakalım. Orası da bir sonucumuzu alalım. Oranın da zaten sonuna geldik. Ama dediğim gibi İstanbul'da şimdi ne çıkacağını bilmiyorum. Yani İstanbul olası mesela bir yakın tarihte onaylanırsa ve onunla kabine bağlamak çünkü daha herhalde daha sağlıklı olur. Zaten Marmara'dayız. Evet, direkt oradan da direkt oraya bağlarız. Buradan tekrar bir tır veya iki tır takviyesi yaparız artık ne gerekirse. Dönmemiz uygun olmaz çünkü orada sahada çok iş var. Evet. Hani örneğin 1,5 milyonluk, 2 milyonluk bir şehirde bir efor sarf ediyorsun ama İstanbul'da veya Marmara bölgesinde bunun 4-5 katını yapman lazım. Nüfus var. Çok daha büyük bir nüfus tabii, tabii, var. Tabii tabii. Evet. Değil mi? Yüz ölçümü var vesaire. Yani durum bu. Olursa ona göre tam olarak netleşmiş olacak. Yani buradan şunu diyebiliriz biz Kocaeli'de yaşayan hemşehrilerimize ve oradaki yaşayan vatandaşlara. Kasım ayının 20'si ile 30'u arasında bir tarihte mutlaka Kocaeli'nde olacağız. Başkanımız da gayretli, güzel bir insan. İyi iş çıkacaktır orada inşallah. İlk bakalım. Şimdi ona geleceğim. Şimdi Kocaeli'de ilk siz tabii, ilk tabii, olarak tabii, orada yani Elazığ yöresel ürünler fuarı dev konseptiyle bütün bir ekip ruhuyla ilk defa Kocaeli'ndeyiz. Bir de ben şurada bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Şimdi mesela Bursa, evet, işte Kocaeli, olursa İstanbul. Şimdi sizde şöyle bir düşünce yok. Ya biz Bursa'ya zaten gittik. Marmara bölgesi. Her yere de yakın. Hani çok ihtiyaç duyanlar gelebilirdi değil. Biz Kocaeli'ye de gidelim. İstanbul'a da gidelim. Nerede Elazığlı varsa oraya elimizden geldiğince, imkanlar dahilinde evet, oraya gidelim diyorsunuz. Yani mesela işte hani Bursa zaten Marmara bölgesi. Ya Elazığlı'yı getirirsin. Elazığlı şimdi bugün baktığım vakit Bursa'ya, Yalova'dan, Kütahya'dan kalkıp gelmedi mi? Geldi. Evet. Elazığlı ürünleri zaten biliyor. Fakat sen Kocaeli merkezdeki Kandıralı bir vatandaşı getiremezsin Bursa'ya. Sen ona gitmelisin ki o da gelsin ürünlerini tanısın.
Badem şekerini tanısın, orijini tanısın, tulum peynirini tanısın, pazarın genişlesin. Yani bunu bir günlük düşünmemek lazım. Evet. Bunun bir geri dönüş süreci de tabii var. Biz bu mesleği icra ediyoruz. Bu bizim işimiz. Bizim işimiz olduğu için, bu mesleği icra ettiğimiz için ne yapmamız lazım? Pazar payını her gün genişletmemiz lazım. Yaymamız lazım. Ben her programda ne diyorum Talha? Bizden önceki nesil daha erken başlatmış olsaydı bu furyayı, biz bugün bu kadar zorlanmayacaktık. Daha kolay olacaktı. Daha geniş bir coğrafyada. Tabii tabii. Balıkesir'de badem şekerinin, kuru fasulyenin kilosu ne kadar demeyeceklerdi. Evet. Ya seneye gittiğimiz zaman artık derler mi? Demezler. Tanıdı çünkü. Tanımış oldu. Daha kolay olacak bazı şeyler. Bunun için bence her yerde yani gücümüzün yettiği kadar gidip tanıtmamız lazım ki şu pazarı bir yayalım. Şu pazarı bir... Yani en azından özgü kültürü, yemeği, içmeyi... Evet. Türkiye'de tanımayan memleket, şehir kalmasını istiyoruz. Mesela kafamda benim Antep'te var. İşte bak o mesela çok iddialı da olur, evet, değil mi? Diyor, yani diyorum. Gastronominin, tabii. Türkiye'de gastronomi deyince akla gelen ilk belki şehir. Ama ikincisi Antep. De biziz. İşte değil mi? Yani gideriz. Mesela iki şehrin... evet gideriz. Ben aslında çok destek olurum o konuda. Niye? Ha? Ya Antep de bizim toprağımız ama bizim de bir mutfağımız var. Şimdi biz Antep mutfağını mesela biliyoruz. Yani evet. Bilmediğimiz çok fazla ya belki bir de şeyi Antep'te var. Antep'te şu var Talha. Antep diyorsun... Adam diyor ki her şey var. Yok. Ya bir kayısıcı arkadaşım oraya kayısı götürmüş. He. Dedi ki Evren dedi 3-5 saat içerisinde 3 ton balı bitirdim geldim. Herkeste aynı mantalite var. Antep'te nasıl olsa her şey var diye düşündükleri için kimse gitmiyor abi. Halbuki bir açık var orada. Var değil mi? Yani gidilir bence. Antep'e de gidilir. Ama bu sene olmaz. Bu sene yetişmez artık. Ama... seneye kafamda var Antep. Önümüzdeki sene için evet. Belki Antep olabilir. Olabilir. Neden olmasın? Yani orada yani Fatma Hanım, Fatma Şahin bize kapısını açar. Neden olmasın? Olabilir. Mesela Antep, işte Urfa, Adıyaman değil mi? Buralar bize çok yakın ama aslında yani o hat için mesela belki Antep toparlayıcı olabilir. Ya Urfa'da bugün baktığın zaman hakikaten çok ciddi bir pazar. Yani denenebilir. Mesafeler de yakın. Peki şey mesela var mı? Tamam. Hani bu tabii hep bizden batıya gitmiş olduk ama mesela atıyorum Hakkari, Batman, ne bileyim hani işte Muş, Van. Buralar için de böyle bir düşünce hiç oldu mu? Yani biz aslında oraya da bir gitsek. Ya bugün Hakkari'de bugün baktığın zaman nereye girebilirsin? Hakkari mümkün değil. Yani merkez 70 bin nüfusu var. Evet. Bugün Yüksekova'ya bakıyorsun. Yine 70-80 bin nüfusu var. Çok Elazığlıların da çok olmadığı bir yok, bölge. Yok belki galiba. Varsa asker polis vardır, memur vardır. O nüfuslar bizim yani belki o bölgede kurtarmaz. Van ve işte mesela bak, büyük Van şehir. Van olabilir. Evet. Hani tabii tabii. Hem o yörenin insanı hem Elazığlılar. Evet. Biraz da işte büyük şehir olmasının vermiş olduğu. Van olduğu olabilir. Bir... Neden olmasın? Çünkü Van'da mesela konakladığım zaman seyahatlerinde gördüğüm hafta sonu İran'dan ciddi bir geçiş var. Evet. Yani orada ciddi bir ticaret dönüyor. Hafta sonu geliyorlar, Van'da vakit geçirip alışverişlerini yapıp dönüyorlar Tebriz'e, Tahran'a vesaire. Van'da da bir potansiyel var. Ya gidilir ya, bence gidilmeyecek bir nokta yok ama nüfusun az olduğu yerler tehlikeli. Değil mi? Tabii tehlikeli. Çünkü biraz abi. Da gelen esnafın da biraz da olsa onu kendisi de düşünüyordur. Değil mi? Yani, tabii ki. Evet, Elazığ'ı tanıtalım. Hı-hı. Ama bunun neticesinde de ağır bir... ekonomik sıkıntı yaşamak da hiç tabii, kimse masraflı işler tabii. İstemez. Evet, çünkü tabii, buradan işte masraf. Yükleniyor, tırlara yükleniyor. Aynen. Gitmesi, hı-hı. Orada işte bir konaklama bedeli, ne bileyim belediyelerle hı-hı. ilgili bir şey. Yani bizim umudumuz, temennimiz tabii ki Elazığ mutfağını, kültürünü, yöresel ürünlerini bütün şehirler bilsin. Mesela işte orada bir eksikliğimiz yok mu? Var. İşte köfte deyince aklımıza nasıl işte bir şehir geliyorsa, ne bileyim yani... İşte baklava deyince mesela Antep geliyor değil mi? İşte lahmacun hı-hı. deyince işte Urfa diyoruz. Çiğ köfte işte Adıyaman belki. Biz de Türkiye'nin yani değişik şehirlerinde bir yemek ismi ya da bir gastronomiyle ilgili bir şey söylendiğinde abi o Elazığ denilsin istiyoruz yani. Bunu açıkçası bir Elazığlı olarak hı-hı. istiyorum. Belki dediğiniz gibi yıllar öncesinden başlatılsaydı bu furya. Evet. Çok daha güzel olabilirdi. Ya öncesinde farklı yemek seçeneklerini de biz götürdük. Mesela... Harput köftesi gitti,
İçli köftemiz gitti. Ama şey olmuyor ya, talep var. Bu da çok enteresan. Ya şunu getirin, bunu getirin işte. Bak burada hak veriyorum. Yani Elazığ gastronomisi sadece salçalı köfteden veya peynirli ekmekten ibaret değil. Evet. Ama götürüyoruz. Bu kez de esnaf satamıyor. Yani ben gördüm yıllar önce başıma geldi. 200 mü 300 kilo içli köfte çöp oldu. Hem diyorlar getirmiyorsunuz. Bu kez de götürüyor esnaf. Yiyen yok. Burada o zaman bir destek olursa mesela işte kurumlardan, valiliklerden, işte belediyelerden. Hı hı. Hani o arayı da yani mesela işte valiliklerin, kültür müdürlükleri. Biz tamam, biz Elazığ'ın mutfağından 5 tane ana yemeği de bu organizasyonda biz üstlenelim. Ya, bizim etkinliklerde olmaz. Neden olmaz? Çünkü biz ticari bir faaliyet yürütüyoruz. Bizimki ticari bir faaliyet. Ha sen evet memleketini tanıtıyor musun az veya çok? Evet. Bu bahsettiğin olay olmalı mı? Olmalı. Bakıyorsun Karadeniz orada dağıtmış 3 ton hamsi, 5 ton hamsi mesela. Vesaire. Ama onların şöyle tanıtım günü. Kapsamlı. Evet. İlçelerin, bütün STK'ların. Bu çok ayrı bir olay. Ama o da çok ciddi bir bütçe istiyor. Hani bugün sen genel bütün ilçelerinle, bütün birimlerinle, bütün kollarınla girdiğin vakit... Orada daha kolay olur değil mi? Bedeli de 3 milyon, 5 milyon. Şimdi zaten bir dar boğazdayız. Bütün kurumlarımız finans olarak bir şeydeler, tasarruf modundalar. Bu şu anda mümkün gözükmüyor. Ama ilerleyen yıllarda valiliğimiz bir karar alır, belediyemiz bir karar alır. Olabilir, neden olmasın? Son sözleri alalım, artık programı bitireceğiz. Yani son olarak ne diyelim? İstanbul bizi beklesin, inşallah çözülecek. Çalışmalarımız devam ediyor. Dediğim gibi belediye başkanımız Şahin Bey ilgileniyor. Vekilimiz Erol Bey de işin peşinde. Ankara, Kocaeli... Ya bu Kocaeli, Ankara'yı... bugün dediler ki hani sen İstanbul'la uğraşıyordun. Fakat tabii yarın yayınlayacağım inşallah sebebini. Niye iki şehri araya aldık? Zaten planımızda vardı. Çünkü İstanbul'da yer yok. Yani gideyim desem bile şu anda bir ay. Belki daha fazla sürecek. Bir ay şimdi burada havalar çok soğumadan kalmanın anlamı da yok. Hani beklemenin bir mantığı da yok. Dedim ki en azından yürüsün. Çünkü diyorsun ki daha gideceğimiz çok il var. Onu da o durum şekilde. Bu. Evet, tabii. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim, Evren Sesli, Kapalı Çarşı Dernek Başkan Yardımcısı ve bu organizasyonların yönetilmesinde de çok büyük bir emeği var. Bursa'yı konuştuk. Kocaeli, Ankara muhtemel tarihler. Onlarla ilgili çalışmaların bir taraftan da yürütüldüğünü söyledi. İşte Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın bu konuda bir desteği var. AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş ve yine Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Gürsel Erol İstanbul konusunda bazı destekler istediğini belirtti. Bunları da buradan bildirmiş olalım. Bizler programımızı burada noktalıyoruz. Bugün 29 Ekim, tekrardan şöyle bir Cumhuriyet Bayramımızı kutlamış olalım. 101 yıl önce bugün Cumhuriyet ilan edildi ve ilelebet payidar kalacak. Sizlere hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.